Merhaba sevgili Ali ve Beray izleyicilerim. Bugün bir programla daha karşınızdayız. Bugünkü programımızda ezdiler kimdir? Kültürleri, inançları, yaşam biçimleri, şu anki hangi ülkelerde yaşıyorlar, sayıları nelerdir ve çekmiş olduğu sıkıntıları konuşacağımız bir program olacak. Bugünkü program konuğum sevgili Doğu Ceylan. Kendisi Ezidi inancına sahip bir canımız. Aynı zamanda da bu konuda da araştırmalar olan bir canımız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ülke Alevi Haber Ağı'na teşekkür ediyorum ki bizi buraya davet ettiler ve bizimle böyle bir program yapma için bu stüdyoya davet ettiler, bu imkanı verdiler. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum Alevi Haber Ağı'na ve Ezidilerin sesini duyurmak için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ya tabii sonuçta Alevi Haber Ağı kanalı sesini tüm ezilen mazlum halklara açan bir kanal. Evet. Burada biz sadece Aleviler değil, diğer taraftan kendini anlatmak isteyen tüm mazlum halklara da sesini duyurabilir. Tabii ben özellikle de seninle Ezidiler kimdir? Sayıları ne kadardır? Dünyanın hangi ülkelerinde yaşıyorlar? Buradan başlayalım. Evet, Ezidiler çok çeşitli anlatımlar var aslında Ezidiler hakkında. Çünkü Ezidilerin yazılı bir tarihi olmadığından dolayı çok spekülatif söylentiler var. Ezidiler kimisine göre işte Zerdüşil'in işte Mitra, Tanrı Mitra'dan sonra Mecusilerin kolundan geldiğini söyleyenler var. Ezidiler tarihi aslında Ezdail'den sonra ortaya çıkan bir Ezidilik anlayışı var. Bir inanç. Evet. Bu da biliyorsunuz Şeyh Adi ile Lübnanlı ve Lübnan doğumlu Şeyh Adi ile başlayan bir şey var, bir tarihi var Ezidilerin. Ezidi inancı şöyle, Ezidi inancı aslında direkt Tanrı'yla bağlantılıdır. Direkt Tanrı'yla birebir bağlı olan bir inançtır. Arada bir elçi veya bir refakat veya yani bir kitabı ve peygamberi olmayan bir olmayan bir inançtır. Aslında bunu biz Azya pagan inançlarına da benzetebiliriz. Yani kitapsız dinler veya kitapsız inançlar olarak ele alabiliriz. Ezidiler her ne kadar bugün işte Mishaf Araş veya işte Kitab-ı El Cilve var diyorlarsa kitabı, evet, bu kitap kesinlikle Şeyh Hadi'nin tamamıyla biliyorsunuz Şeyh Hadi Ezidilikle aslında hiçbir alakası yok. Şeyh Hadi kendisi bir İslam sufistidir. Zaten Ezidiliğin içerisine sızan İslami anlayış da veya İslami etki de Şeyh Hadi ile beraber, ya daha doğrusu Şeyh Adi ile beraber başlar. Ezidi tarihine baktığımız zaman aslında Ezidiler Şemsanilik'ten gelen bir inanç, yani ışık halkları grubundan gelen bir inançtır. Bugünkü işte Yersaniler gibi, bugünkü işte Kakayı Hakullahlar gibi, işte bugünkü Bahayiler gibi, işte Aleviler gibi Ezidiler de bu inançtan aslında, bu inançtan, ışık halkları inancından kopuk gelmiş bir inançtır. Peki burada şunu sormak lazım. Yani şimdi Ezidiler aslında kapalı bir toplum. Evet. Yani kapalı, homojen bir toplum. Homojen bir toplum. Evet. Kapalı, içine, kendi içine dönük. Kendi içine dönük dışa açık bir toplum değil. Bunun içinde zaten Ezidilik açık olmadığı için kendini dışa da anlatma şeyini de yitirmiş. Yetisini de yitirmiş. Kendini dışa bir türlü anlatamamış. Yani Ezidilerin hakkında bir sürü spekülatif şeyler var. İşte kimine göre işte Ezidiler şeytana tapıyor. Kimine göre işte Ezidiler dinsizdir. Halbuki Ezidiler bütün semavi dinlerden önce Tanrı'ya inanan ilk inançtır. Oraya gireceğim. Peki evet. Şimdi şu an sırayla gidersek en azından bazı konuların anlaşılması açısından. Şimdi sayı olarak ne kadar? Şu an Ezidilerin sayıları, nüfusu? Sayı olarak bu değişiyor. 1 milyonla 800 bin arası değişiyor.
En fazla hangi ülkelerde yaşıyor? En fazla Irak'ta yaşıyor. Irak, Musul ve Şengal'da yaşıyorlar. Daha doğrusu burada en merkezi sistem burası. Merkezi Almanya var. Üst burasıdır aslında. Ezilerin merkezi üssü burasıdır. Çünkü burada ezilerin aynı zamanda Laleş dedikleri kutsal mekanda bu bölgededir. Yani Laleş, yani Ninova bölgesinde. Irak'ın Ninova, evet, bölgesi. Ninova bölgesindedir. Gürcistan'da, Gürcistan'da Rusya'da, var, Ermenistan'da. Var. Ermenistan'da var. Türkiye'de çok az var. Türkiye'de çok az. Az var. Yani yüzlerce işte sayısı. 80'lerden sonra artık Türkiye'de Ezidiler mecbur bir göçe tabi tutuldular. Daha doğrusu bu göç hem siyasi hem de ekonomi bir göç diyebiliriz. Yani şimdi biz bunu salt ekonomi desek yalan olur veya salt işte siyasi desek de yalan olur. Çünkü Ezidilerin belli bir kesimi Türkiye'de göç eden Ezidileri biz söylüyoruz. Çünkü Türkiye'yi ilgilendiren aslında ana tema budur. Türkiye'de çıkan Ezidiler veya Türkiye'yi terk eden Ezidiler yaklaşık 16 bin nüfusu olan Ezidiler. Bugün Türkiye'de topuna 400 veya 300 ile 400 arası. Şimdi yapılan istatistik rakamlarda 1970'lerde evet. Ermeni Ezidilerin toplam sayısı işte Urfa filan şehir daha fazla 80 bin. Evet. 80 bin deniyor. Hı-hı. Urfa filan şehir, Mardin, Diyarbakır gibi şeylerde evet. 80 bin ne yaklaşan bir nüfus deniliyor. Evet. Daha sonra 1985'ten itibaren bu sayı 23'e düşüyor. Ve şu an 300 kadar bir bir nüfus sayısı var şu anda. Evet. Göçe. Evet. Tabii göç sebepleri de var. Evet. Yani bu Türkiye devletinin uygulamaları. Şimdi Ezidilerin aslında en büyük talihsizlikleri yaşamış olduğu coğrafyadaki şöyle diyeyim İslam inancının Ezidiler üzerindeki baskın bir rol oynamasından dolayı veya işte sistemlerin yarı İslam yarı şöyle diyeyim yarı ideolojik olan yani işte Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye bir kendine bir laik devlet olarak sıfat bulmuş. Irak'a baktığımız zaman yine bir Bağız sistemi vardı. Suriye keza öyle. İşte Ezidiler bu coğrafyada doğdukları için veya var oldukları için bu sistemler daima Ezidileri yok etmeye yelkenmişler ve başarmışlar da bunu yani. Peki inanç olarak, kültür olarak diğer dinlerden, diğer inançlardan etkileşim var mı? Özellikle Zerdüştlük'te veya eski Mezopotamya dinlerinden bir etkileşim falan var mı? Tabii ki var. Tabii ki var. Yani birbirlerine emişmişler yani. Neticede iç içeler. Mesela Ezidilik ve Aleviliğe baktığımız zaman korkunç benzerlikler var. Örneğin ateşe yaklaşım. Ateşe karşı olan saygı, suya olan saygı, güneşe. Toprağa olan saygı, güneşe sabah doğan veya akşam batan güneşe olan saygıları veya bağlılıkları veya inançları bu konuda birbirlerine çok benziyorlar. Örneğin şöyle bir şey, ben Alevileri tanıdıktan sonra Alevilerin ve Ezidilerin birbirlerine ne kadar yakın olduğunu korkunç bir şekilde hissetmeye başladım. Ve düşünün yaşadığımız ülkede birbirimizi tanıma fırsatı olmadığından dolayı Avrupa'ya çıkışta yani Avrupa'ya çıktığımızda birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Yani Ezidi ve Alevilik. Ezilen halklar evet, birbirini daha iyi, daha iyi tanımaya başladı. Ve şöyle bir şey... Yani aslında Ezidi ve Alevilerin inanç kökeni bir yerden geliyor. Şemsanilikten. Siz Alevilerde 44 kapı 40 makam var. Ezidilikte de bu var. Aslında bunlar Şemsanilikten gelendir. Kültürdür, inanç kültürüdür. Mesela Şemsanilikte şu var. Gelen bu 4 kapı 40 makam anlayışı bizde de var. İlk kapı ana rahmidir.
ana rahminden dünyaya gelmesi. İkinci kapı evlendiği kapıdır. Yani artık aile sahibi oluyor, eş sahibi oluyor, çocuk sahibi oluyor. Dördüncü kapı ise ikinci kapı baba kapısı. Üçüncü kapı evlendiği kapıdır. Dördüncü kapı ise toprak anaya. Öldükten sonra toprak anaya teslim edilişidir. Dikkat ederseniz mezarların dikdörtgen kazılmasının bunun göstergesi aslında kapıdır. Evet. Hani diyor ya haktan geldi, hakka yürüdü. Bu ezdilerde de vardır. Ana rahminde doğuyorsun, tekrar toprak ananın rahmine gidiyorsun, evet, ve özüne kavuşuyorsun. Yani özden geliyorsun, öze gidiyorsun. Peki dil olarak hangi dili konuşuyorsunuz? Ezidiler Kürmancı konuşuyorlar. Evet, Kürtçe konuşuyorlar. Kürmancı şivesini konuşuyorlar. Ezidilerin kesinlikle bazıları işte Arabız diyorlar. Ezidik'te kesinlikle Arap yoktur. Sadece şöyle, Şeyh Hadi biliyorsunuz. Şeyh Hadi kendisi Arap kökenli. Kendisi bir Arap'tır. Kökenli, şu anda güneye gittiğiniz zaman, örneğin diyelim Irak'a gittiğiniz zaman, Ninova'ya gittiğiniz zaman, iki köy var. Ezidi köyü, kasabada doğrusu. Başık ile Bazan. Bu Başık ile Bazan, bunlar Şeyh Hadi'nin, Şeyh Hadi ile beraber Lübnan'da gelen akrabalarıdır. Ve bunların hiçbirisi Kürtçe bilmez. Hiçbirisi Kürtçe bilmez. Onun için Ezide sadece salt Kürt diliyle konuşuyorlar. Zaten özellikle Ermenistan'da yaşayan Yezidiler, evet, kendilerini Kürt olarak kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar, evet, kabul etmiyorlar ama Ezide üzüne baktığın zaman Ezide Kürt'dür. Kürt'ün üzüdür. Kürt'ün üzüdür. Maalesef Ezide'yi ürküten kendi kardeşleridir yani. Müslüman Kürt kardeşleridir. Böyle diyeyim. Çünkü bütün katliamlar onların eliyle oldu. Ezidilere karşı. Bugün Şengal'da da yine onların eliyle oldu. Yani yine Kürtler katletti. Peki Yezid'deki tanrı anlayışını biraz oraya değinsek. Yezid'deki tanrı anlayışı şudur. Tanrı aslında doğanın bir bütünüdür. Ezidilikte inanç budur. Sadece yaratıcı, yaratıcı ve sürdürücü. Evet, sürdürücüdür. Ama Ezidilere işte bu bahsettiğimiz bugün dini önderleri olan şeyhler bunu biraz daha çarpıtmışlar. Bunu biraz daha böyle İslamik bir etki altında bunu biraz daha İslamize etmişler. Yani örneğin Ezidi dualarında Rab yoktur, Allah yoktur veya maşallah yoktur veya inşallah yoktur. Ama bizim dualarımıza şu anda baktığınız zaman yani asimilasyona uğramış veya demokrasyona uğramış. İç asimilasyon. Evet. İç asimilasyon diyebiliriz. Yani çünkü şöyle iç asimilasyon. Yani sonuçta şeyh dediniz. Şeyh yine dışarıdan bir etkidir aslında. Şeyh dışarıdan gelen bir etkidir. Şeyh Hadi soyundan gelenle sadece şeyh olabiliyor. Ama şimdi mesela Tanrı inancına baktığımız zaman mesela demin de konuşmamızın başında söyledik. Kitabı ve peygamberi olmayan bir inanç sistemi. Evet, evet. Şimdi ve Tanrı'nın evet. Tanrı iradesinin devam etmesi için aracıya peygambere gerek yok bir anlayışı var. Evet. Fakat bunu da bu Tanrı'nın iradesinin devam etmesi için de Melek Taos dediğimiz evet. Sizin kutsal inancınızda evet. Varlar. Onun aracılığıyla evet. Devam ettiğine bir anlayış evet. Biçimi var. Şimdi şöyle bir şey, bir melektir. Melek kendisi. Evet. Evet. Kendisi bir melektir. Ve zaten Ezide şuna çok karşılar. İnsan, yani ette kemiğe bürünmüş insan hiçbir zaman Allah'la ilintisi olamaz. Onun için ezidilik peygamberliği kabul etmiyor. Mesela bugün Hristiyanlığa baktığımız zaman karşımıza bir İsa çıkıyor. Müjdecidir. Yahudiliğe baktığımız zaman bir Musa çıkıyor. 10 tane emirle geliyor. Tanrı'nın ona sunduğu. Mesela Muhammed'e bakıyoruz. Ona Kur'an nazil olmuş. Bilmem neresinden, nerede nazil olmuş. Halbuki sen Kur'an'ın ilk nazil olduğu yer veya Kur'an'ın aslında altyapısı Medine Antlaşması'dır. Medine Antlaşması'yla Kur'an var oluyor. Kur'an'ın ilk şeyi odur. İşte Ezidilerde bu yoktur. Yani peygamber gelecek, kitap getirecek veya peygamber Tanrı'yı veya işte Allah'ı veya Huda'yı insanlara
gösterecek işte bu Hudanızdır, bu Allah'ınızdır. İzdilikte şey de yok değil mi? Yani Tanrı'ya ibadet de yok. Yoktur. Tanrı'ya ibadet yok tabii. Şimdi çünkü niye? Tanrı'nın ibadete ihtiyacı yok. Yoktur. Gönlü iyiliklere dolu olduğu evet. için Tanrı'ya ibadet etmekten evet, daha ziyade Melek Taos kötülükler onun evet. bağrında olduğundan dolayı bildiğim kadarıyla ona ibadet etmek biliyor musun? Kötülüklerden korur anlayışı var. Onun o doğru ama şu var. Ezidilerde Tanrı'ya ibadet etmek yok ama Tanrı'nın cemaliyle bir ibadet vardır. Tanrı'nın cemali nedir? Güneş ezidilikte Tanrı'nın cemalidir. Çünkü cemal cemale doğru. geliyor. Ve sabahleyin kalkıp duasını ederken ezidilerin böyle ezbere bir duası yoktur. Ezidilerin böyle gayet doğaçlama bir duası vardır. Güneş doğarken... Günde üç sefer sabah, öğlen, akşam evet, güneşe karşı yapılan evet, güneşe dualar karşı vardır. Yapılan dualardır. En son işte akşamda şükran duası diyelim. Yani teşekkür duasıdır. Hani aile gün içerisinde bir kazaya uğramadı veya bir kaza başlarına gelmedi veya bir felaket olmadı gibi bir sürü kavramlar kavramların şeyinden dolayı korkularından dolayı teşekkürlerini sunuyorlar. Nura Şeşims ezidilikte en ağır bir kelimedir. Nura Şeşims yani güneşin ışığı evet. anlamına geliyor. Ve bu güneşin ışığı ezidiler için çok kutsaldır. Onun için ezidilerde renkler çok önemlidir. Hiçbir renk ezidilikte kötü sayılmaz. En korkutucu siyah renktir. Ezidilikte siyah renk bile kutsaldır. Bir kutsallığı vardır. Çünkü siyah renk kötülüğü temsil eder. Yası, matemi temsil eder. Biliyorsunuz yas ve matem insanların bünyesinde en ağır müjdelerdir. Çünkü ölü oluyor, evet. kaybediyor aile bireylerini veya insanlar kendi bireylerini. Yasın kendine evet. bu işi. Evet. Bu kötülük olarak algılıyor ama ezdilikte bu kötülük bile kutsaldır. Çünkü bu kötülüğü görmesem iyiliğin kıymetini de bilmem. Mantığa hakimdir aslında. Mesela beyaz ezidilerde beyaz vazgeçilmez bir renktir. Barışı ve temizliği simgeler. Her ezidi kadını ve ezidi erkeği ölmeden önce mutlaka beyaz giysisi olması gerekir. Peki buradan şeye girelim. Tabii bir benzerliğimizin şu Alevi inancıyla bir benzerliği de ben orada görüyorum. Örneğin ahiret inancı yok. Evet. Yani devriye sistemi bizim devriye evet. dediğimiz öldükten sonra tekrar bir vücutta bir canlıda hayat bulacağımıza inandığımız işte devri daim olsun diye bir duamız da vardır. Evet. Bu sistem şeyde de var. Yani ezilikte de var. Ezilikte de var. Çünkü bildiğim kadarıyla işte cennet cehennem insan yaşamına göre bu biraz, dünyada da varlığını evet. sürdürecektir diye bir anlayış var. Biz ezilerde de zaten bu var. Biz kras güvertin diyoruz. Kürşe tabi kras güvertin yani don değiştirme. Evet. Don değiştirme olayı ezidilerde vardır. Bu da diğer şeyle baktığımız zaman benim mesela Hindistan'daki bugün reenkarnasyon, Alevilerdeki devriye, ezidilerdeki krasgöhertin aynıdır. Cennete gitmez, cehenneme de gitmez. Eğer bir günahı varsa, bir sevabı da varsa bu dünyada cezasını görür. Bu dünyada da ödüllendirilir. Bu var ezidilerde. Cezalı olduğu zaman bir daha dünyaya gelirse, yani ruh göç ediyor ya başka bir bedene girdiği zaman, o ruh eğer çok kötü emelleri olmuşsa dünyada, çok öküzcü bir hayvanın donundan dünyaya gelir. Ama eğer çok iyiyse, çok iyi işler arkasında bırakmışsa, çok iyi şeyler arkasında bırakmışsa bir çiçek veya bir gülün özüne girerek tekrar dünyaya gelir. Ezidilikte evet, devam eder. Tabii. Devam eder. Yani bu bir döngüdür ezidilikte. Tabii aynı zamanda şey olarak ezidilikte de oruç sistemi evet. var. Her gün Nisan ayının ikinci haftası evet. kırmızı çarşamba. Evet. Dediğimiz, çarşamba sor. Evet, çarşamba sor. Oruç tutuluyor 3 gün. Evet. Oruç tutuluyor. Evet. Biraz orayı biraz açsak. Evet, yine bizim burada Alevilerle kesiştiğimiz bir noktamız var. Örneğin Hızır oruçları.
biz de Hızır oruçları tutuyoruz. Ezidi inancında Hızır çok kutsal bir şeydir, bir olaydır. Çünkü kutsaliyeti var. Evet, bir kutsallığı var. Ezidilerde Hızır aslında bir kurtarıcıdır. Çünkü Ezidi inancına göre bir gün halkı bir bebeğe yakalanır ve halkı bebeğe yakalandığı için sadece ilaç bir su, abi hayat dediğiniz, abi hayat, evet. Evet, gider. O suyu almak için ya iki kardeşler, Hızır Nebi, bir de Hızır İlyas var. İki kardeş arasında. Şimdi Hızır diyoruz, biz sadece Hızır'ı kullanıyoruz. Aslında Ezidi inancında bu kişinin gidip o abi hayatı getirip halkı vebadan kurtarmasıyla onun o yol boyu 3 gün gidiş gelişini, orucunu tutarlar. Kimse yemez, içmez. O geldiği günde bir bayram şeklinde kutlarlar. Yani bu Ezidilikte de var, Alevilikte de var. Evet. Bir de şey var, yani bu kas sistemi dediğimiz bir sistem, evet, var sizde. yukarıdan aşağı doğru gelen bir piramit var. Evet. Aynı zamanda da dediğimiz gibi Ezidi ana babadan dünyaya geldiğin zaman Ezidi olun diyor. Yani evet, dışarıdan bir kişi kan Ezidi olamıyor. Yani kan bağını arayan bir inanç. Evet, bir şu anda işte bizim buna neden yarım gerek duyuyor? Bizim işte en ağır yanımız bu. Yani dışa açılmamamızın, kapalı kalmamızın en büyük yanı budur. Ezidi bir anadan, bir babadan olmadığı müddetçe ne evlenebilir, ne de dışarıda ne kız alabilir, ne kız verebilir, ne de dışarıda bir kadın alabilir. Bu kan bağıyla alakalıdır. Ezidilik biraz inanç milliyetçiliğidir, böyle söyleyelim. Peki ben seni çok yakından tanıdığım için, yani sonuçta sen Alevi bir canımızı evlilik yaptın. Evet. Peki bu şu an sen aforoz mu edildin kendi inancında? Hayır, aforoz edilmedim. Aforoz da edildim. Şöyle edilmedim, edildim derken. Ezidiler artık bazı şeyleri kırmak mecburiyetindeler. Kırmak mecburiyetindeler. Şimdi evet, bundan mesela bir 10-15 yıl önce veya 20 yıl önce doğru aforoz ediliyordu. Ama şu anda Ezidiler istediği kişiyle, ben çok yerlerde görmüşüm, artık evlenebiliyor. Geçenlerde mesela bir tane Yezidi, Bielefeld'de olması gerekir tahminimce, kızı bir tane Rus'la evlendi, bir Rus Hristiyanıyla evlendi. Kendi kızını koluna takarak düğün salonuna getirdi ve damadın koluna verdi. Ezidiler şimdi yavaş yavaş bunu aşıyorlar. Ezidilerin önünde aslında bu kas sistemi, Ezidilerde haduset diyorlar. Yani haddini bilmek, sedi geçmemek yani. Had ile set, yani oluşan sedi geçmemek. Yani aslında sadece Şahit bin Car'ın soyundan gelenler, evet, Ezidi oluyor. Evet. Dışında Ezidi olmuyor. Evet. Şimdi Ezidilerin aslında bir şeyi daha var. Ezidiler kendi aynı Yahudiler gibi çok üstün bir inanç gördükleri de var. Bu da inanç milliyetçiliği mi diyelim, inanç şövenistliği mi diyelim, artık adını ne koyarsanız koyun. Çünkü ben buna bir ad bulmadım. Ki ben kendim Ezidi olduğuma rağmen ben bile bundan rahatsızım. Ama bir çelişki. Bir çelişki mi? Bir rahatsız mı? Yani o kadar güzelliği kendi bağrında taşıyan, evet, bir inanç, bir inanç bir taraftan da şey yapıyor. Bir tarafta da sen kendini insanları diğer inançlardan üstün, evet, görüyor. Yani evet. Sen insanları kendinden aşağı görüyorsun. Tabii. Yani şimdi Ezidilere git sor, şeyhlerine sor. Hayır, biz işte bizim gözümüzde işte 72 millet aynıdır işte. Hayır. Madem aynıysa sen kız alıp vermelisin. Madem aynıysa. Ben çok görmüşüm. Alevi gençler Ezidi kızlarına aşık olmuş. Ama verilmemiş kız.